Herkese merhaba. Dinamik soru çözümleri yapıyoruz. Konumuz doğrusal hareket. Bir top şekildeki A noktasından 40 metre bölü saniyelik bir ilk hızla düşey olarak yukarıya doğru fırlatılmıştır. Topun geri döndüğü noktanın B noktasına uzaklığı h mesafesini ve A konumundan B konumuna varıncaya kadar geçen süre t'yi bulunuz. Ayrıca B noktasına çarpma hızı vb'yi hesaplayınız. Havanın direncini ve topun küçük miktarda yatay hareketini ihmal ediniz. Evet, şimdi bulacağımız değerler neler? Geri döndüğü konumla B konumu arasındaki h mesafesi, A'dan B'ye kadar geçen süre T ve B'ye çarpma hızı VB. Bu üç büyüklüğü bulmamız istenmiş. Bu hareket nasıl bir hareket? Doğrusal hareket fakat sabit ivmeli. Sabit ivmeli bir doğrusal hareket inceleyeceğiz. Düşey hareket. Yukarıya doğru düşey atış. A noktasından yukarıya doğru V0 hızıyla fırlatılmış. Belli bir noktadan sonra geri dönüp B noktasına çarpmış. Biz dinamik problemlerini çözerken belirli bir aralık göz önüne alıyoruz. Hareketin göz önüne alınan kısmının başlangıcı ve daha sonraki herhangi bir an, iki konum, iki an göz önüne alarak çözüyoruz. Birinci konumdaki değerler T1, S1, V1, A1, ikinci konumdakiler de T2, S2, V2, A2 diye adlandırılabilir. Genellikle ikinci konumdaki büyüklükler T, S, V, A diye genel büyüklükler alınır ve herhangi bir an olarak alınır. Fakat belirli de olabilir ikinci konumdaki değerler. Şimdi biz birinci konum olarak A konumunu, ikinci konum olarak da geri döndüğü konumu göz önüne alalım. Geri döndüğü konuma C konumu diyelim. A konumunda T eşittir 0 kabul edelim. Eğer mümkünse göz önüne aldığımız aralığın başlangıcında T'yi 0 almaya çalışırız. T'yi 0 alırız. Burada da T'yi 0 almamamız için bir sebep yok. T'yi 0 alıyoruz. A'da T 0. C'deki T'yi de bilmiyoruz. Herhangi bir T. TC de diyebiliriz. Geçelim. Konuma geçelim. Konum için yine seçim yapmamız gerekiyor. Bir orijin seçeceğiz. S'nin 0 olduğu konumu seçeceğiz. Ve pozitif taraf seçeceğiz. Bu seçim keyfidir. İsteyen istediği gibi seçebilir. Fakat tabii yapılan seçim işleri zorlaştırabilir veya kolaylaştırabilir. Yapacağınız seçimi dikkatli yapmanız gerekir. Hareketin başlangıcını orijin seçiyorum. S eşittir 0 konumunu A konumu seçiyorum. Yukarı tarafı da pozitif taraf seçiyorum. Bu durumda V0 pozitif olur. İvme negatif olur. Aşağıya doğru olduğu için ivme negatif yöndedir. A konumunda S'yi 0 seçtim. C konumundaki konum, C konumundaki S eşittir 50 metre artı H'tır. H yüksekliği kadar V'den yukarıda. Geçelim hızlara. A konumundaki hız verilmiş. Düşey ve yukarıya doğru 40 metre bölü saniye. V0 eşittir 40 metre bölü saniye. C konumundaki hız nedir? C konumundaki hız 0'dır. Geri döndüğü konum. Yani S'nin maksimum olduğu konum. Daha ileriye gitmiyor. Yukarıya çıkıyor çıkıyor. En son o noktadan geri dönüyor. Bu demektir ki S max. S skaler konum maksimum değerine ulaşmıştır. Skaler konumun zamana göre türevinin hızı verdiğini biliyoruz. Bir fonksiyonun türevinin 0 olduğu yerde maksimumu veya minimumu vardır. Bir fonksiyonun ekstremum noktası türevinin 0 olduğu yerdir. Teğetinin eğiminin 0 olduğu yerdir. Dolayısıyla eğer S skaler konumu C noktasında maksimumsa demek ki burada hız 0'dır. Geçelim ivmeye. İvmenin düşey ve aşağıya doğru olduğunu biliyoruz. Değeri de 9.81 metre bölü saniye kare. Seçtiğimiz yöne göre pozitif tarafı yukarı seçtiğimiz için her an, her konumda, her yerde A eşittir, eksi G'dir ve A sıfıra eşittir. İlk konumdaki ivmeye eşittir. A sıfır da eksi G'ye eşittir. A2 de, AC de, AB de eksi G'ye eşittir. Her yerde A eksi G'ye eşittir. Bu hareket yön değiştiren bir hareket. A'dan B'ye giderken C noktasında yön değiştirmiş. A'dan C'ye kadar yavaşlama yaptığını görüyoruz. Çünkü ivme vektörüyle hız vektörü zıt yönde.
C'den sonra C'den B'ye kadar da hızlanma söz konusu. Çünkü ivme vektörü ile hız vektörü aynı yönde. Aşağı yöne dönüyor, C'den sonra hızlanıyor. Hız da negatif yöne dönüyor, hız da negatif oluyor. İvme zaten negatifti, böylece hızlanma oluyor. Demek ki neymiş? Negatif ivme olsa da hızlanma olabilir. Negatif ivme de hızlandırabilir. Geçelim. Şimdi aş mesafesini bulmak istiyoruz. Daha önce elde ettiğimiz bağıntıları kullanarak aş mesafesini bulabiliriz. Zamansız hız formülünden aş mesafesini bulalım. Burada bilinmeyen sadece aştır. Diğer büyüklükleri biliyoruz. A konumuyla C konumundaki gerekli olan büyüklükleri biliyoruz. Son hız C konumundaki hız yani V, o da 0. İlk hızı biliyoruz, A 0'ı biliyoruz, S 0'ı biliyoruz. S de 50 metre artı aş. Bu değerleri yerine yazarsak aşı buluruz. Aş eşittir 31,5 metre bulunur. Şimdi de T'yi bulalım. Birinci konum olarak A'yı, ikinci konum olarak B'yi seçelim ve T'yi bulalım. Aradan geçen zamanı bulalım. A konumunda T'yi 0 seçmiştik. S 0 da 0. A zaten her zaman aynı. Eksi G'ye eşit. B konumunda T, B konumundaki zamana T diyoruz. Onu bulacağız. B konumunda S, 50 metre, ivme yine eksi G. Hızlara bakalım. A konumundaki hız ilk hız, B konumundaki hız da yere çarpma hızı, B noktasına çarpma hızı, onu da bilmiyoruz. Şimdi T'yi bulalım. T'yi de S fonksiyon T bağıntısından bulabiliriz. Bu bağıntıda bilinmeyen sadece T'dir. Bilinenleri yerine yazarsak T'yi bulabiliriz. S 50 metre, son konum, B konumu, B noktasındaki S'nin değeri 50 metre. S 0, 0, V 0, 40, A 0 da eksi G. Yerine yazarsak ikinci derece bir denklem elde ederiz. Bu denklemin iki kökü vardır. Birinci kök 1,5 saniye, ikinci kök 6,6 saniye. Peki bu sorunun cevabı nedir? Bu bulduğumuz köklerin hangisi cevap? Her ikisi de cevap olabilir. Yani bir ikinci derece denklemin köklerinin ikisi de cevap olabilir. Biri de cevap olabilir. Bizim aradığımız cevap hangisi? Birinci kök 1,5 saniye bu maddesel noktanın B'nin hizasından yukarıya doğru geçerkenki an. O bizim aradığımız cevap değil. İkinci kök 6,6 saniye geri dönüp B'ye geldiği zaman 6,6 saniye geçmiş olacak. Bizim aradığımız cevap odur. T eşittir 6,6 saniyedir. 1,5 saniye cevap değil. Bizim aradığımız cevap o değil. Evet, şimdi de V eşittir V0 artı A0 T bağıntısından B noktasına çarpma hızını bulalım. Burada bilinmeyen sadece V'dir. Son hızdır. İlk hızı biliyoruz, ivmeyi biliyoruz. Ve B noktasına kadar geçen zamanı T'yi biliyoruz. O halde bilinenleri yerine yazıp VB'yi bulabiliriz. VB eşittir V0 eksi GT bağıntısından VB'yi bulabiliriz. VB eşittir eksi 24,8 metre bölü saniye bulunur. Buradaki eksi ne anlam ifade ediyor? Yön belirtiyor. Hızın aşağıya doğru yani negatif tarafa doğru olduğunu belirtiyor. Biz de zaten bunun böyle olması gerektiğini biliyoruz. Şiddeti de 24,8 metre bölü saniyeymiş. Şimdi de V hızını başka bir yoldan bulalım. İkinci bir alternatif çözüm. Zamansız hız formülüyle bulalım. C konumuyla B konumunu göz önüne alıyoruz. C konumundan B'ye kadar hareketi inceleyeceğiz. C konumunda T'yi 0 aldım. B'deki T'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Geçelim konuma. C'deki konumu yine 0 alıyorum. Bu sefer aşağıyı pozitif taraf seçiyorum. B'deki konumda S eşittir aş oluyor. Onu da daha önce bulmuştuk. 31,5 metre. Hızlar. İlk hız 0, son hız VB. İvme zaten aynı. Fakat burada bir farklılık var. Çünkü pozitif tarafı değiştirdik. Aşağı yönü pozitif seçtik. Dolayısıyla A eşittir
eksi g değil. Artık a eşittir g. Dolayısıyla buna göre çözüm yapacağız. Zamansız hız formülünü tekrar göz önüne alalım. Burada bilinen değerleri yerine yazalım. Buradan v, b'yi bulalım. Bulabiliriz. Şimdi bilinen değerleri yerine yazdığımız zaman VB eşittir kök 2GH diye bir bağıntı elde ediyoruz. Bu bağıntı çok sık kullanılan tanıdık bir bağıntı. Bu bağıntı bize neyi veriyor? Herhangi bir H yüksekliğinden serbest bırakılan bir cismin yere çarpma hızını veriyor. Bizim bu problemimizde H yüksekliği 31,5 metre, G de 9,81 yerine yazarsak VB'yi buluruz. 24,8 metre bölü saniye sonucunu elde ederiz. Bu hızın aşağı yönde olduğunu da zaten söylemeye gerek yok. Yanına yazıyoruz. Şimdi problemde sorulmamış ama ben yine de bulmak istiyorum. Konumdaki değişme, kat edilen yol, ortalama hız. Bu hareket yön değiştiren bir hareket dedik. Dolayısıyla konumdaki değişme kat edilen yola eşit değildir. Peki nedir? Konumdaki değişme nedir? A konumu ilk konum, B konumu son konum, aradaki fark 50 metre şeklinde görülüyor. Kat edilen yol ise A'dan C'ye kadar mesafe ile C'den B'ye kadar olan mesafenin toplamıdır. Yani 50 metreye iki defa H mesafesini ekleyerek bulunur. Dolayısıyla kat edilen yol 113 metredir. Ortalama hız ise kat edilen yolun geçen zamana oranıyla bulunur. Kat edilen yol 113 metre, geçen zamanda 6,6 saniye. 113'ü 6,6'ya bölersek 17,1 metre bölü saniye sonucunu elde ederiz. Ortalama hız 17,1 metre bölü saniyeymiş. Şimdi grafik çözüm yapalım. Bu problemi bir de grafik yolla çözelim. Önce H mesafesini bulalım. H mesafesini bulabilmek için AS grafiğini çizeceğim. AS grafiğinin altında kalan alan göz önüne alınan konum aralığında V2 kare eksi V1 kare bölü 2 farkını verir diye öğrenmiştik. Şimdi AS grafiğini çizelim. İğmenin sabit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla konum değiştikçe ivme değişmiyor, sabit kalıyor. İğmenin negatif olduğunu da görüyoruz. Yukarı tarafı pozitif seçersek ivme eksi G'ye eşittir. Grafiği de bu şekildedir. S ekseninin alt tarafında eksi G konumundan geçen yatay bir çizgidir. Bu grafiğin altında kalan alan V2 kare eksi V1 kare bölü 2'yi verir. Bu alan bu değere eşittir. Alanı yazalım. Bu değere eşitleyelim. V2 sıfırdır. V1 yani ilk konumdaki hız 40'tır. 0 eksi 40'ın karesi bölü 2 alana eşittir. Alan da taban çarpı yükseklik dikdörtgenin alanı. Eksi G çarpı 50 artı H diye yazıyorum. Buradan H'ı buluruz. H eşittir 31,5 metre. Aynı sonucu elde ederiz. Geçelim diğer büyüklükleri bulmaya. B konumuna varıncaya kadar geçen süreyi ve B noktasına çarpma hızını bulalım. Bunun için de VT grafiğini çizeceğiz. VT grafiği doğrusaldır. Eğimi negatif olan bir doğrudur. Çünkü ivme sabit. VT grafiğinin teğetinin eğimi biliyoruz ki ivmeye eşittir, ivmeyi verir. İvme sabitse bu grafiğin teğetinin eğimi yani eğimi sabittir. Eğimi sabit olan bir doğrudur. Eğimi eksi g'dir. Bir doğrunun eğimini delta y bölü delta x bağıntısıyla bulabiliriz. Burada VT grafiği olduğu için delta v bölü delta t ile buluruz. A ile c noktalarını göz önüne alıyoruz. Aralık olarak A ve C noktalarını göz önüne alıyorum. Son konum C konumu, ilk konum A konumu. Son hızdan ilk hızı çıkarıyorum. Delta V'yi buluyorum. Son konuma ait T'den, TC'den TA'yı çıkararak onu da sıfır seçtik. Delta T'yi buluyorum. Eğimin eksi G'ye olduğunu zaten biliyoruz. Gerekli işlemler yaparsak TC eşittir 4,1 saniye buluruz. C konumuna 4,1 saniyede ulaşıyormuş. Yani geri döndüğü konum grafikte TC ile gösterilen nokta 4,1 saniye. Şimdi de yine bu doğrunun eğimini C ile B noktası arasında yazacağım. Delta V bölü delta T bağıntısından faydalanacağım. Son konum B konumu, ilk konum C konumu. Son konumda
hız VB'ye eşit, ilk konumda hız 0'a eşit. Son konumda zaman TB, C konumunda da TC. VB eksi VC bölü TB eksi TC eksi G'ye eşittir. Bu denklemde VB ve TB bilinmeyenler var. İki bilinmeyen var. Dolayısıyla bu denklemden bir şey bulamayız. Fakat bu denklem birinci denklem, VB'yi ve TB'yi bulmakta kullanacağımız birinci denklemdir. Bir denkleme daha ihtiyacımız var. Onu da eğrinin altında kalan alandan faydalanarak yazalım. Biz biliyoruz ki hız zaman grafiğinin altında kalan alan göz önüne alınan zaman aralığında konumların farkını yani delta S'yi verir. Şimdi göz önüne aldığımız aralık C ile B arası, C ile B arasında eğrinin altında kalan alanı bulacağız. Grafiği incelediğimiz zaman görüyoruz ki bu alan negatif bir alandır. T ekseninin altında kalan bir alan. Dolayısıyla negatiftir. C'den B'ye kadar konumdaki değişme h'a eşittir fakat delta S eksi h'tır. Çünkü yukarı tarafı pozitif seçtik. Konumdaki değişme negatif yöndedir. Eksi h'tır. Bu eksi h üçgenin alanına eşittir. Üçgenin alanında taban çarpı yükseklik bölü 2 bağıntısıyla buluruz. Tabanı TB eksi TC, yüksekliği de VB'ye eşittir. VB çarpı TB eksi TC bölü 2. Bu da ikinci denklem. İki bilinmeyen için iki denklemimiz oldu. Artık iki bilinmeyenin ikisini de bulabiliriz bu iki denklemi ortak çözerek. Bu iki denklemin ortak çözümünden hızı ve geçen zamanı buluruz. Aynı sonucu elde ederiz. VB eşittir 24.8 metre bölü saniye aşağı yönde. T eşittir 6.6 saniye. Yani B konumuna varıncaya kadar geçen süre. Hoşça kalın.